Evet değerli arkadaşlar bir spor analiz TV videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. 14 Mart cumartesi gününe dair maçları konuşacağız sizinle bu videoda ama öncelikle şunu söyleyeyim benim asıl maçlarım bunlar değildi biliyorsunuz koronadan dolayı bir sürü maç erteleniyor bir sürü maç iptal oluyor. Benim de aslında 8-10 tane belirlediğim farklı maç vardı videosunu da çekmiştim. Çoğu iptal olunca ben tekrar o maçları yeniledim tekrar araştırmamı yaptım. Biraz geç atacağım bu videoyu maalesef. Onu yapacak bir şey yok ama yine çok güzel maçlar seçtiğimi düşünüyorum. Altın değerinde maçlar seçtim arkadaşlar. Beşine de çok güveniyorum. Yine de şunu söyleyeyim. Bence bu maçların çoğu biliyorsunuz seyircisiz oynanacak. Yani o yüzden yüksek miktarlarda kendinizi üzecek miktarlarda basmanızı önermem ben kuponlara. Benim bu 5 maçı nasıl kombineceğimi, nasıl çok ideal bir kupon oluşturacağımı merak eden arkadaşlara da söyleyeyim. sağ üst köşeden Instagram adresimizi görüyorsunuz orada benim oynadığım asıl kuponumu, benim oynayacağım kuponu görebilirsiniz arkadaşlar. Son bir haftada yaklaşık her gün bir kupon tutturduk. Bir tek çarşamba günü sektirdik Liverpool yüzünden. Ona da yapacak bir şey yoktu artık. Evet başlayalım şimdi. Konyaspor Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Bu maç biliyorsunuz seyircisiz oynanacak. Öncelikle onu söyleyeyim zaten bunu söylememe gerek yok da. Seyircisiz oynanacak. İki kötü, iki formsuz takımın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe 5 maçları kazanamıyor. Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Şampiyonluk paraluzları yola çıktılar. Şu an 7. sıradalar. Gerçekten kötü bir durumdalar. İyi futbolda oynamıyorlar. Ve bu maçta eksikleri de çok. Bunu da zaten birazdan size konuşacağız. Alacağım bahsi, önerdiğim bahsi göstereceğim zaman size söyleyeceğim bunu. Konya arkadaşlar çok kritik bir noktada. 7 maçtır da onlar kazanamıyor ve artık küme düşme hattına geldiler. Aynı puandalar Kasımpaşa ile. Şimdi biz bu maçta ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu maçın bir kere seyircisiz oynanacağını unutmamamız lazım. Özellikle çok önemli çünkü seyirci bir futbolun en önemli değişkenidir. Bunu unutmayacaksınız. Fenerbahçe'nin eksikleri var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin eksiklerinden bahsettik. Şöyle form grafiklerine bakarken ben size eksiklerini anlatayım. Fenerbahçe'de kimler eksik arkadaşlar? Fenerbahçe'de Altay cezalı. Kaleci Altay cezalı. Serdar Aziz cezalı. Ozan Tufan ve Tolgay da yine cezalı isimler arkadaşlar. Dirar şüpheli görünüyor. Max Cruz da oynamayacak. Şimdi bu ne demek? Zaten savunma hattı sıkıntılı olan bir takımı. Yani savunma hattı kalecisi sıkıntılı olan ve çok gol. Yani görüyorsun 33 tane gol yemiş Fenerbahçe ki. Yani Göztepe'den fazla. Hatta Konya Spor'la eşit sayıda gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz Konya da 33 gol yemiş, Fener de 33 gol yemiş. Yani Fenerbahçe'nin savunma hattı zaten sıkıntılı. Biri de bu eksikler üstüne eklenince e, ne oluyor arkadaşlar? Konya Spor'un ben gol bulacağını düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe neredeyse her maç şöyle göstereyim. Son 5 beş maçın 5'inde de gol yemiş arkadaşlar. Hatta son 5 beş maçın 5'inde en az 2 gol yemiş görüyorsunuz Ben Konya Spor'un da Fenerbahçe'ye gol atacağını düşünüyorum ki puan Asıl Konya Spor'a puan lazım olduğunu düşünürsek Burada ne önereceğiz Deplasman gol yemez Hayır arkadaşlar 1.38 görüyorsunuz Deplasman gol yemez yani Konya Spor gol atar demek bu Yani Fenerbahçe gol yer demek 1.38 oranı ile Konya Spor'un gol atarını öneriyorum arkadaşlar Konya Spor'da kimler eksik Konya Spor'da Mia ve Daci Sakat isimler bu tabii Konyaspor'un hücumunu özellikle Mian'ın yokluğu hücumunu etkileyecektir ama Fenerbahçe yine de gol atacağını düşünüyorum çünkü Fenerbahçe'nin eksikleri inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda özellikle savunma anlamında Konyaspor'un gol atarını öneriyorum arkadaşlar 1.38 oranıyla ikinci maçımız arkadaşlar yine Türkiye'den zaten çoğu maç ertelendiği için genelde Türkiye'deki maçları almak zorunda kaldık Denizli Spor Gençler Birliği maçı şimdi iki takım da puan olarak birbirine Aynı. 28 puanlılar ve iki takım da sıralama olarak da rahatlar. Orta sıralarda bitirecekler gibi görünüyor. Futbol anlamında hangisi bir adım önde? Bence Denizli Spor futbol anlamında bir adım daha önde. Çünkü e, Brant gün geldikten sonra arkadaşlar ilk maçını kaybettiler Kasımpaşa deplasmanında ama sonrasında Yeni Malatya'ya karşı çok iyi bir maç oynadılar. Ben çok beğendim o maçta futbollarını. Bence sezonun en iyi futbollarından biri oynadılar. Yine e, Fenerbahçe deplasmanında, Kadıköy deplasmanında yine çok iyi oynayıp galibiyeti kaçırdılar arkadaşlar. E, Gençler Birliği Hamza Hoca ile birlikte iyi toparlanma dönemi geçirdi. Yani son iki maçında pek bir, varlık gösteremediler. Stanku, Stanku yokken gençler birinin hücum attı özellikle çok düşüyor ki Stanku bu maçta da oynamayacak. Şöyle bilgileri vereyim arkadaşlar. Denizspor'un son 6 maçından 5'i 2.5 gol altı olmuş. Gençler Birliği'nde son 5 maçının 4'ü 2.5 gol altı olmuş. Denizli Spor arkadaşlar 4 maçtır yenilmiyor Gençler Birliği'ne. Görüyorsunuz Denizspor Spor 4 maçtır yenilmiyor. Yani 2010'daki maçı saymayın. 2010'daki maç bir ölçüt değil. 3 maçtır yenilmiyor Gençler Birliği'ne. Ve 3 maçtır gol yememiş Gençler Şimdi biz burada ne önereceğiz? Ben Denizspor'un daha formda gördüğüm için, Deniz daha çok inandığım için bu maç Deniz Spor kaybetmezi önereceğim. 1.30 gibi bir oranı var arkadaşlar. 1-0 çifte şansı görüyorsunuz. 1.30 gibi bir oranı var. Ben Deniz Spor bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum eksikler neler arkadaşlar eksikleri de şöyle söyleyeyim e, gençler birine söyledik stanko eksik ki hücum anlamında çok büyük bir eksik bence stanko yani gençler birinin gol bulmasını bile güçleştirebilir bu durum e, deniz sporda da muravski dışında önemli bir eksik görünmüyor arkadaşlar deniz spor bu maçta kaybetmeyecektir diyoruz e, yine gelelim Türkiye'den tff birincilikten bir maça kara gümrük altay maçı çok kritik bir maç arkadaşlar playoff'un son sırası için inanılmaz bir mücadele var yani Altay da çok istiyor o play Karagümrük de çok istiyor ve iki tane formda takımdan bahsediyoruz. Şimdi şöyle anlatalım. Karagümrük takımı arkadaşlar 9 maçtır kaybetmiyor. Altay ise 5 maçtır kaybetmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Karagümrük'ün son 7 maçının 5'inde her iki takım da birbirine gol atmış. Altay'ın son 5 maçının 4'ünde her iki takım da birbirine gol atmış arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi asıl benim burada önericim bahise geldik arkadaşlar. Şimdi ben bu maçta 2-3 gol önereceğim. Şöyle göstereyim 2-3 gol. Şurada bir yerdeydi. Evet 1.65 gibi gayet de güzel bir oranım var. Neden bunu önereceğim? Bir kere bu maçın 2-3 gol bandında olacağını ben düşünüyorum. Çünkü bu maç da maçlardan biri. Öncelikle birbirini yoklamaya çalışacaklar. öyle 3, yani 3 4-5 gole kadar gideceğini düşünmüyorum aslında bu maçın. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum ama 2-3 gol bana daha mantıklı geliyor. Şöyle ki Karagümrük'ün son 7 maçının 5'i, Altay'ın ise son yine aynı şekilde 7 maçının 5'i 2-3 gol olmuş arkadaşlar. Bu maçta da yine 2-3 gol öneriyorum. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı da Karagümrük'te 1-0 kazanmıştı. Eksikler neler? Altay'da önemli bir eksik yok. Karagümrük'te ise Dari oynamayacak arkadaşlar. O da çok önemli sayılmaz tek bir eksiği var Karagümrük'ün dediğimiz gibi kara gümrük 2-3 gol. Şimdiye kadar ne dedik arkadaşlar? Konya Spor gol atar. Denizli Gençler Birliği 1-0 çifte şans ve kara gümrük Altay 2-3 gol olur. Şimdi ligimizden çıkacağız. İki tane farklı liglere gideceğiz. Bir Ukrayna, bir Macaristan. Öncelikle Ukrayna'daki maçı anlatayım arkadaşlar. Vereyim size bunun bilgisini. Küme düşme grubu oynuyorlar bu takımlar. Küme düşme grubu oynuyorlar. Karpatili'yi artık düşmüş gibi bir şey. 18 maçtır kazanamıyor arkadaşlar deplasman takımı. 18 maçtır kazanamamak ne demek yani? Hani en son ne zaman kazandın? Şöyle kabaca hesaplayalım. 2020'de zaten yok. 2009'un böyle hani yaz aylarına falan mı denk geliyor bilmiyorum da. Ev sahibi takımsa o da formda sayılmaz ama 3 maçtır kazanamamış. Yine kabul edilebilir bir durum arkadaşlar. 3 maçtır kazanamıyor. Diğeri 18 maçtır kazanamıyor. Evet devam ediyoruz. Ev sahibi takımın arkadaşlar 5 beş maçının 5'i de 2,5 gol altı bitmiş. Bu Kolos maçı burada görmüş ama sanırım kupa maçı. Ben ligden bahsediyorum. Son 5 beş maçının 5'i de 2,5 gol 6 altı bitmiş ve iki takım en son 8 Mart'ta karşılaşmışlar. Maç 0-0 bitmiş arkadaşlar. Son aralarında oynadıkları son 5 maçın 4'ü de yine 2,5 gol altı bitmiş. Şimdi ev sahibiyle aralarında oynadıkları maçlarla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Ev sahibi FC Leip, Karpati Peki bu bir Leip derbisidir biliyorsunuz. Ev sahibi Leip. Karpati Leaf arkadaşlar 4 maçtır yenilmiyor. Ve 3 maçtır ondan gol yemiyor. Zaten ne kadar kısır maçlar geçtiğini görüyorsunuz aralarında. Ve aralarında oynadıkları son 5 maçın 4'ü 2,5 gol altı bitti dedik. Şimdi bu maçta ne önereceğim? Ben bu maçta çok ideal, çok banko diyebileceğimiz bir tercihe gideceğim arkadaşlar. İlk yarı... 1.5 gol altı önereceğim. 1.25 gibi gayet de tatlı bir oranı var. Oranı az bulanlar 2.5 gol altına da gidebilirler maç sonu için. Ama ben daha ideal, daha sağlam bir tercih etmek istediğim için ilk yarı 1.5 gol altı diyorum bu maçta arkadaşlar. Son maçımıza geçelim. Son maçımız Macaristan Ligi'nden. Benim de çok hakim olduğum bir lig değil işin açığı ama maç, maçlar kısır olduğu için bu maçı buldum. Bayağı araştırma sonucunda bu maçı buldum ve güveniyorum bu maçta da onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Macaristan'da puan durumu nasıl? Macaristan'da puan durumu şöyle. Ev sahibi Feher var. Gayet iyi durumda şampiyonluk için oynuyor ki son zamanlarda formda da bir takım. Şimdi birazdan anlatacağım size. Deplasman takımı biraz daha orta sıralarda oynuyor. Şu an yeri belli gibi az çok belli gibi daha rahatlar. O yüzden gol atıp yiyorlar zaten onu da belirteceğim şimdi. Şimdi bu iki takım hakkında bilgileri vereyim ben size. Ev sahibi arkadaşlar, ev sahibi takım Feher var. Görüyorsunuz 2-0 bir maç kaybetmiş. O aslında kupa maçı. Onun rövanşını 5-0 kazanmış arkadaşlar. Ki bu ne demek? Çok moraller. En son 5-0 kazan kazanmışlar sahalarında. Çok moraller ve sahasında, kendi sahasında son 3 maçta 12 tane gol atmış arkadaşlar bu takım. Ve 5 maçının Oynadığı son 5 maçın 4'ü 2,5 gol üstü olmuş. Deplasman takımına geçelim. Deplasman takımı son 4 maçında 11 gol atmış arkadaşlar. Ve son 6 maçının 5'i 2,5 gol üstüyle sonuçlanmış. Kendi aralarında oynadıkları son 8 sekiz maçın... 8'i aldık bakayım 2-4-6 evet. Son 8 maçın 7'si arkadaşlar 2,5 gol üstü olmuş. Ben yine burada... Güzel de oranı var arkadaşlar. İyi oranıyla birlikte 2.5 gol üstünü 1.55 ile birlikte 2.5 gol üstünü öneriyorum. Bu maç kısırlığında bence bize iyi gelecek. Güzel bir maç bu. Dediğim gibi arkadaşlar 5 maçıma da çok güveniyorum. Bunları nasıl kombinleyeceğimi sağ üstte görmüş olduğunuz Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Elimden gelince cevap atmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz de bir beğeninizi alırım. Dediğim gibi altın değerinde maçlar ama çok yüksek basmanızı önermem. Ortalıkta çok büyük karışıklık var ne olacağı hiç belli olmaz maçlarda. Bir bakmışsınız bir hakem korona olmuş maç iptal olmuş falan filan çirkin şeyler yaşanabilir. Sizler de kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.